Merhaba, ben Edip. Alo, Tayyip. Alo, Fethullah. Biliyorum bazen izliyorsunuz videoları, aldığım habere göre. İzleseniz de bir şey ifade etmiyor sizin için. İbret alacak durumunuz yok, sarhoşsunuz ikiniz de. Şimdi, bu son zamanlarda özellikle bedduadan sonra Fethullah'a karşı kendilerini İslamcı zanneden, dindar, Sünnilik dinini izleyen çevrede büyük bir tepki var ve bu tepki gittikçe daha da böyle büyüyor. Ve şu anda artık niye Hoca Efendi falan diyoruz, artık Hoca Efendi de demeyelim diyenler var. Değişti falan birdenbire, ne oldu falan. Allah Allah. İnanamıyorum buna. İnanamıyorum. Ya bu adam yıllardır hasta. Siz de hastasınız. Ama şimdi düşün, yani şu var. Bir doktor düşünün. Birisi var orada, doktorlar kurulu diyelim. Birisi orada bir adam. Bu adamın dişleri dökülmüş, gözleri çapaklanmış, bir gözü görmüyor. Derisinde böyle acayip böyle egzemalar var. Deri dökülmeleri var. Yumrular vücudunda, bir ceviz büyüklüğünde yumrular çıkmış buralarda falan. Yürüyemiyor. Nefes alışta zorlanmalar var, hırlanıyor. Öksürüp duruyor. Benzi solmuş. Böyle sapsarı. Şizofrenik kezeyanlar çıkıyor bu adamdan. Ve bu doktorlar komitesi, vallahi yani Hoca Efendi ya, müthiş bir sağlık. Sağlığın örneği diye bunun resmini çekiyorlar ve kliniklerin duvarına koyuyorlar. Sağlığın numunesi, sağlıklı adamın numunesi olarak bunu herkese, hastalarına gösteriyorlar. İnanamıyorum. İşte o. Şu zamana kadar buna Hoca Efendi diyenler, göklere çıkaranlar, sürekli övüp duranlar vardı. Bu adam hezeyanlarıyla, saçmalıklarıyla ta onlarca yıldır belli değil miydi size daha? Dünyanın en hasta adamıydı. Ama bu adama elbiseler diktiniz, şahane elbiseler dediniz, çıplak vaiz. Hepiniz o vaize meddahlık yapmadınız mı? Ve şimdi birdenbire o değişti diyorsunuz. Ne değişeni? Sadece menfaatleriniz değişti. Sizi gidi sahtekarlar sizi. Şimdi